Patron, ilacınız. Bakıyorum hiç şaşmıyorsun. Şaşmayacağım da. Bu ilaç eskiden acı gelirdi bana. Elinin tadından olacak. Değişti şimdi. Teşekkür ederim. Babacığım, izin verirsen biz biraz dolaşacağız. Şuna bak. Kız şimdiye kadar izin mi istedin benden? Kendim için değil, Gamze abla için. Ne de olsa patronusun. Patron mu? Şu patron lafından sıkıldım ha. Bir daha söylemeyiz öyleyse patron. Böyle yangından mal kaçırır gibi beni nereye götürüyorsun? Sırdır. Meraktan çatlatacaksın. Senden gizli hiçbir şeyim olsun istemedim. Sakladığım tek sırrımı daha sonra açıklayacağım. Öyleyse bas gaza. Sırrını feci merak etmeye başladım. İlahi Banu, sır söylemek için parklara gelmek biraz tuhaf değil mi? Şu yakışıklı delikanlıya bakarsan anlarsın tuhaflık olmadığını. Merhaba yakışıklı. Merhaba. Bak sana kimi getirdim. Çok ama pek çok sevdiğim birini. Sizleri tanıştırayım. Genç kızların gözdesi Murat, dünyanın en tatlı ablası Gamze. Memnun oldum. Ben de. Bu deli fişek kızın sizin gibi ciddi bir ablası olduğunu bilmiyorum. Ben deliysem, sen zır delisin Murat. Doğru. Yoksa burada bir saattir seni beklemezdim. Sırrımı nasıl buldun? Mükemmel. Ama biraz kavgacıya benziyor. Üzüm üzüme baka baka kararır. Kavga konusunda Banu bir uzmandır. Sen hakem ol abla. Anlatın bakalım. Şayet rüşvet olarak kabul edilmezse size soğuk bir şeyler ikram edebilir miyim? Çok makbule geçer. Banu zengin bir ailenin kızı, bense fakirim. Anlaşmazlığımız bu noktada başlıyor. Bence sevgi önemlidir çocuklar. Babası çok zenginse Banu'nun ne suçu var bunda? Yaşa abla, şu inatçıya haddini bildir. Ben haddimi bilmesem seni çoktan saçlarından sürükler nikah masasına oturturdum. Saçlarımdan sürüklemene gerek yok Murat. Çağır beni, dünyayı yıkıp sana geleyim. Belirli bir maddi rahatlığa ulaşmadan seni çağırmam. Oo! Demek ki 100 sene bekleyeceğiz. O kadar kabiliyetsiz miyim? Sadece bir keçi kadar inatçısın. Bana keçi dedin. Hem de inatçı. Yeter artık çocuklar. Kavgacılıkta berabere kaldınız. Hakem kararına itirazım yok Gamze Hanım. Kabahat bende zaten. Naz yapacağına üstüne gidiyorum. Seni deliler gibi sevdiğimi biliyorsun da ondan. Banu'yu babasından isterken sana yardımcı olurum Murat. Ünlü milyonerin söyleyeceği sözler şöyle olacak. Kızını serbest bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya. Zurnacı mısın Murat? Hayır, şarkıcıyım. Birinci sırrımı açıkladım. Şimdi sıra ikincisine geldi. Onu da herhalde bir dağın tepesinde söylersin. Hayır, yarın evde. Affedersin, kıymetli bir bardaktı. Boş ver bardağı. İkinci sırrım pek hoşuna gitmedi galiba. Bardağı elinden düşürecek kadar heyecanlandın. Heyecanlanmak değil Banu. Öyle bir şey söyledin ki müthiş şaşırdım. Şaşkınlığın geçince cevabın evet mi olacak yoksa hayır mı? Bilmem ki ne söyleyeceğimi şaşırdım. Baban da yukarıda meraktan ölüyordur. Vereceğin cevap onun için çok önemli abla. Çalışkan, dürüst, müşfik bir insandır. Babam diye söylemiyorum. Yakışıklı da sayılır. Haklısın Banu. Ayrıca şıp sevdi değildir. Annemi kaybedeli 15 yıl oldu. Bugüne kadar hiçbir kadınla ilgilenmedi. Sen hariç tabii. Ben ikinci hayatıma sizinle başladım Banu. Yeniden doğdum. Dünyada hala daha iyi insanların yaşadığını sizde gördüm. Ama sokaktan gelen bir kadına çok büyük şeyler vermek istiyorsunuz. Açıkçası korkuyorum ben. Korkma ablacığım. Sen bizim evimizde esen bir mutluluk rüzgarısın. Çok sevdik seni. Babamın evlenme teklifine evet dersen,
Babamla bana dünyaları bağışlamış olursun. Babanla ikiniz beni tertemiz dünyanıza davet ediyorsunuz Banu. Hayır diyebilir miyim? Canım ablacığım, pardon anneciğim.